Kara delik nedir? Kara delik uzayda bulunan ve ışığın dahi kaçamadığı çok çok güçlü çekim kuvvetine sahip kozmik gök cismidir. Einstein'ın genel görelilik kuramıyla tanımlanmış olan kara delikler, ışık yaymadıkları için kara olarak nitelendirilirler. Evrende çeşitli büyüklüklerde kara delikler vardır. Ancak temelde 3 çeşit kara delik tipinden söz ediyoruz. Bir kara deliğin kütlesi ve büyüklüğü onun türünü belirler. En küçük kara delikler ilksel kara delikler olarak isimlendirilirler. Bilim insanları bu tür kara deliklerin bir atom kadar küçük olabildiklerini ancak koca bir dağ kadar büyük bir kütleye sahip olabildiklerini düşünüyor. Evrende en yaygın olduğu düşünülen kara delik tipi ise yıldızsal olarak isimlendirilen orta büyüklükteki kara deliklerdir. Bir yıldızsal kara delik güneşimizin kütlesinden yaklaşık 20 kat büyük olabilir ve 16 kilometre çapındaki bir topun içerisine yerleştirilebilir. Samanyolu galaksimizde düzinelerce yıldızsal kara delik olduğu düşünülüyor. En büyük kara delikler ise süper kütleler olarak isimlendirilir. Bu kara delik tipi yaklaşık 1 milyon tane güneşin bileşiminden daha büyük bir kütleye sahiptir ve çapı yaklaşık olarak güneş sistemimiz büyüklüğündeki bir topun içerisine yerleştirilebilir. Bilimsel deliller, büyük galaksilerin her birinin merkezinde bir tane süper kütleli kara delik bulunduğunu gösteriyor. Galaksimizin merkezinde bulunduğu düşünülen kara deliğin ismi ise Sagittarius A'dır. Sagittarius A, 4 milyon tane güneş kütlesine sahiptir ve yaklaşık bir güneş büyüklüğündeki topun içerisine yerleştirilebilir. Peki bir kara delik nasıl oluşur? İlksel kara delikler evrenin ilk zamanlarında büyük patlamadan hemen sonra oluştuğu düşünülüyor. Yıldızsal kara delikler ise çok büyük kütleli yıldızların kendi merkezine doğru patlaması ya da çökmesi sonucu oluşur. Bu çöküş aynı zamanda da bir süpernovaya ya da uzaya doğru saçılan bir yıldız patlamasına sebep olur. Süper kütleli kara delikler için ise bilim insanları bu kara deliklerin merkezinde bulundukları galaksilerle aynı anda oluştuklarını düşünüyor. Bu kara deliklerin büyüklüğü merkezinde bulundukları galaksilerin kütlesine ve büyüklüğüne bağlıdır. Peki bir kara deliğin varlığını nasıl saptayabiliyoruz? Kara delikler kendisine gelen ışığı çok güçlü çekim kuvvetinden kaynaklı geri yansıtmazlar. Dolayısıyla da görülemezler. Fakat bir kara deliğin etrafındaki yıldızlara ve gazlara uygulanan çekim kuvvetinin etkilerini gözlemleyebiliyoruz. Eğer bir yıldız uzayda belli bir noktada dolanıyorsa, biz bu yıldızın hareketinden bir kara deliğin etrafında dolandığını anlayabiliyoruz. Bir yıldız ve kara delik birbirine çok yakın dönüyorsa ortaya yüksek enerjili bir ışık çıkıyor. Bilimsel aygıtlar kullanılarak yüksek enerjili bu ışık saptanabiliyor. Bir kara deliğin çekimi bazen yıldızların etrafındaki gazları çekebilecek kadar güçlü olabilir ve bu çekim kuvveti kara deliğin etrafında birikim halkası denilen bir halkanın oluşmasına neden olur. Birikim halkasındaki gaz, kara deliğin merkezine doğru sarmal yaptıkça yüksek sıcaklıklara doğru ısınır. Ve bu ısınma her yöne doğru bir X-ray ışınının yayılmasına sebep olur. NASA teleskopları bu X-ray ışınının ölçümünü yapar. Astronomlar bu bilgiyi kara deliğin özellikleri hakkında bilgi elde etmek için kullanırlar. Galaksimizde düzinelerce yıldızsal kara delik bulunduğu düşünülüyor. Peki bu kara deliklerden herhangi biri dünyamızı yok edebilir mi? Sanılanın aksine kara delikler evrende başıboş dolaşmaz ve rastgele olarak gezegenleri yutmazlar. Kara delikler de uzaydaki diğer nesneler gibi çekim yasalarını takip ederler. Dünyayı etkilemesi için bir kara deliğin yörüngesi güneş sistemine çok yakın olmalıdır. Ki bu durum pek olası değildir. Eğer güneşimiz ile eşit kütledeki bir kara delik yer değiştirmiş olsaydı bu kara delik dünyamızı yutmazdı. Çünkü güneş ile eşit kütledeki bir kara deliğin çekim kuvveti güneşimizle aynıdır. Ve böylesi bir durumda güneş etrafında dolanan bütün gezegenler kara delik etrafında dolanıyor olurdu. Ancak muhtemelen karanlığa gömülmüş olurduk. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.